başladığın zaman bayağı kiloluydun. 130 kilo falandım. Evet. Ondan sonra azim, çalışma falan derken 4 ayda 20 kilo verdim işte. Yavaş yavaş da vücut düzelmeye başlıyor. Sporu tavsiye ederim herkese ama. Daha önce spor yapıyor muydun sen? Yok ama, yok spor yapmıyordum ama fizik olarak da millet bakınca güreşçi falan zannediyor. Evet, öyle görünüşün var. İşte yapmadım ama yapmadığım zaman da pişmandım vallahi. Yapacağım dedim ama bir türlü fırsat bulamıyordum. Ders çalışmadaymış, şuymuş, buymuş falan gibi bahanelerle. Ya boş zaman olunca insan spor yapıyor işte. Ama iyi ki de yapıyorum yani sporu düzenli bir şekilde. Bundan sonra yaşam tarzın olacak herhalde. Yani, bundan sonra bırakacağını zannetmiyorum. Yok, bırakmam zaten ya. Ya günde 2 saat benim için bir şey ifade etmiyor zaten. Sağ sola gideceğime, evde boş boş oturacağıma spor yapmak daha mantıklı geliyor. Buradan herkese spora başlamalarını tavsiye ediyorsun herhalde. Yani büyük, ya şiddetle tavsiye ederim sporu yani. Çünkü her şey oluyor. Nefesiniz açılıyor, kilonuz kontrol altında, hastalığınız gidiyor. Ondan sonra başınız ağrımıyor. En azından ne yapacağınıza karar verebiliyorsunuz o anda. 22 kilo vermek nasıl bir şey? Valla başlangıçta kendime baktığım zaman kilo veremedim gibi hissediyorum ama arkadaşlar çok iyi tepkiler alıyorum. Mesela Adana'ya gittiğimde annem bana liposuction mı yaptırdın dedi. Ha çok güzel bir şey bu. Ama spor liposuction'ı bile yaptırır. Yani. Spor artı sağlıklı beslenme. İnsanların yani, yaşam tarzı olması zaten gerekiyor. Zaten sağlıklı beslenme kesin zaten. Olmadan da spor da olmaz yani. Evet, ikisini bir arada götürmemiz gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bundan sonra hayatından sporu asla çıkarmamanı dilerim. Tamam, söz veriyorum buradan size. Teşekkür ederim.